Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Başlıktan da anlayacağınız gibi Nilfisk 150 core, yani 150 barlık yıkama makinesinin kurulumunu ve malzeme kalitesini tanıtacağım. Bu videoyu izleyen bütün her şeye hakim olacak. Bu videoda araba yıkamayacağım. Ürünü göstereceğim, malzeme kalitesinden bahsedeceğim. Ya yorumlarımı katacağım, nasıl bağlantı yapılacağını göstereceğim, hangi ekipmanlara ihtiyaç olduğunuzu anlatacağım, uçlarını göstereceğim. Kadem en her şeyini göstereceğim videoda. Belki de Türkiye'de ilk ben çekeceğim böyle detaylı videosunu. Yani videoyu izlerseniz bütün her şeye hakim olacaksınız. Bir sonrakinde de gene yıkama videosu yaparız ve videoyu tamamlarız. İlk videoda hepsini yetiştiremeyeceğim çünkü. Şimdi videoya geçelim. Evet, cihazın şöyle incelemeye başlayalım. Renginden bahsedelim. Siyah ve mavi tonlarında bir renk kullanılmış. Benim zaten mavi vazgeçilmez renklerimden biri. Siyahla da birleşince gayet şık oluyor. Yani ürünün rengi, görseli güzel. Gelelim plastik kalitesine. Gayet güzel, sert, kaliteli bir plastiği var. Hani ucuz hissiyatı kesinlikle yok. Plastik hissiyat da güzel. Ben bu şimdi ilk videoyu çekiyorum ama sizden önce bir kullandım. Bir arabayı yıkadım. Bir performansına baktım. Ben de tanıdım sonuçta. Hemen bir acemilik çekmeyeyim diye bir kullandım cihazı. Şimdi burada şöyle bir bakalım. Burada power kontrolü var. Sıfırda. 3, 2, 1 olmak üzere. Yapılan basıncı ayarlıyorsunuz buradan, işte bir az, iki orta, üç daha şiddetli olmak üzere buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi Nilfisk Core 150 almamdaki en büyük sebeplerden biri şu hortumunun 10 metre olması arkadaşlar. Yani çekeyim şöyle, çek 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 çek, hatta şöyle çekeyim şuradan şöyle gene. Allah, yaparken şey yaptık. Neyse, onu hallederiz. Attırdık. Attırmasaydık iyiydi. Şöyle tekrar toplayalım. İçine. Şöyle bir toplayalım bir saniye. Bunun içindeki şu şekilde yapmayacaksın. Şu hareketi yapmayın. Şimdi ben de onu öğrenmiş oldum. Buradan çekin. Buradan çekin arkadaşlar. Yani çekiyorum şöyle. Bakın siz de. Yani bununla arabanın her yerini dönebilirsiniz. 10 metre olması önemli. Diğer alt markalara bakın ve alt serilere 2 metre, 3 metre falan yazıyorlar bunda. Gördüğünüz gibi çek çek bitmiyor. Yani hesabını siz yapın. Mesafe olarak uzakta bir elektriğiniz varsa bunu rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu çok önemli. Artısı bu. Gene arka tarafa geçtiğimi gene göstereceğim ve toplaması da şu şekilde. Yani oldukça pratik bir toplaması var. Sadece şu kablolar şey olduğunda düzeltirsiniz, çevirirsiniz. Yani şu toplama bile ne kadar sizi rahat ettiriyor görüyorsunuz. Bu önemli. Yok sağına soluna sıkıştır, yok elle katla derken 10 saniyede topladınız. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. Malzeme ürünü aldığınızda yanında gelenler. Bunları da göstereceğim. Çok kullanım ergonomi için çok güzel. Malzemeyi, yani ürünü aldığınızda şu şekilde şunlar. Şuradaki atom nozulları geliyor. Göstereceğim. Bu geliyor ve döndürelim şöyle. Arkasında gene bunun da yeri var. Fuam için köpük aparatı geliyor ama bu köpük aparatını kullandım ben. Bununla ilgili de yorumumu yapacağım birazdan. Arka tarafa gelelim cihazın. Cihazın arka tarafında şu şekilde dik yapıp şöyle hareket ettirebilirsiniz tekerlekli. Çok iyi. Tekerlek kalitesi falan değil. Bir de ekstradan şurada içinde şu da geliyor. Bunu da açalım. Bunlar hortum girişleri. Onları da şimdi göstereceğim. Bunu almakla bitmiyor. Birkaç ilave alınması gereken aparatlar da var. Şimdi bunun fiş şeyini açmayayım ama bu da en az 10 metre var arkadaşlar. Bu da kablosu çok uzun. Yani uzakta bir işiniz varsa çok rahat bir şekilde işinizi görür. Birazdan bir size örnekleme yaparken de göstereceğim. Bu da gayet uzun, 10 metre falan var herhalde. Yani üçlü kullanmanıza gerek kalmayabilir. Genel hatlarıyla
Malzeme yapısı olarak gayet güzel. Ben bunu geçen hafta aldım, yani şu an 27 Nisan. 20 Nisan'da aldım herhalde, 8200 8400 liraya. Hepsi buradan 9 taksit aldım. Ayda 900 lira ödemesi var. Gayet uygun. Şurada ve karşısında da iki tuşu olarak basarak katlıyorsunuz arkadaşlar. Ergonomi olarak gayet yeterli. Şimdi tabancası bu şekilde. Şu hareketi yapıyorsunuz. Şurada şuna bastığınız zaman kilitlenir. Hareket etmez. Buna bastığınızda yine açılır. Tabancaya da şuradaki hortumu takıyorsunuz. Şu buna giriyor. Hepsini göstereceğim. Yine aynı, bunların kalitesi de, plastikleri de gayet sert ve güzel. Bu da buna giriyor buradan arkadaşlar. Hemen geçirmeli, çok basit. Yine aynı şekilde bu da, hop, düşürdük. Buna giriyor, hatta şöyle göstereyim. Bakın. Bu arada normal yazıyor. Düz atım. Şurada görün. Diğerini göstereyim. Bu da bakın şurada gösteriyor zaten, böyle round helix tarzında atım yapıyor. Bu da güzel, ben bunu beğendim arabayı yıkarken. Şu şekilde geldiniz. Sesi duydunuz. Oldu. Sökmek mi istiyorsunuz? Şuradan basın. Tekerle olmuyor ama şöyle bastıktan sonra şuradan çekeceksiniz, olacak. Deneyelim. Şöyle bakalım, çekiyorsa bastım, çektim. Arkadaşlar, tekerle bazen böyle yapabiliyoruz maalesef, kusura bakmayın. Bu şekilde yani. Takmaları klikli sistem, oturmalı sistem olduğu için de uğraşmıyorsunuz. Gene aynı şekilde fuam da aynı. Basıyorsunuz buna. Bunun burada fuamın, şurada bakın şöyle göstereyim. Karşılığını görüyorsunuz. Şurada çıkıntı var siyah. Aynı şekilde burada da şurada var. Görün. Ona oturtacaksınız. Yani ona oturduktan sonra tık oturdu. Sonra sıkmaya devam. Yine aynı şekilde bunu da bastınız. Basıp tekerle olmadı. Şimdi şöyle yapalım. Bastım, çektim. Basit bir şekilde çıktı. Arkadaşlar. Ama şeye değinirsek, şimdi fuan videoda kullanmayacağım ama shorts videosu olarak attım, kanalda var. Şunun şu içindeki nozul diye geçiyor. Bu acayip harcıyor arkadaşlar. Ben ilk denemede kıydım şampuanlara. Bu kafayı değiştireceğiz. İlerleyen videolarda bunu da alacağım ucunu. Şu ucuna bunun daha yoğun köpük yapan aparatları var. Onu takacağım. Onunla yapacağım. Diğer türlü hani tamam köpürtüyor ama hayvan gibi harcıyor. Yani onun hakkından gelemeyiz. Yıkamacıya para vermeyelim derken şampuanla deli paralar ödemek zorunda kalacağız. O yüzden bunun ucuna bir aparat alacağım. Onu da ilerleyen zamanlarda videolarda gösteririm. Şimdi bunlar cihazın yanında gelenler. Şu set cihazın yanında geliyor. Eller boya oldu şampuandan dolayı. Yıkarız. Şimdi bir de bunun burada şey var. İğnesi var. Burayı açmak için kullanılıyor galiba. Onu da tam olarak bilmiyorum. Yine ilerleyen videolarda yapınca çözersem söylerim. Şurada da gene şu aparat da geliyor. Hortum girişi. Şimdi bu cihazı kullanabilmek için kaliteli iyi bir hortum lazım. Bana 10 metre yetti. Şu kalın hortumlar, bakın. Şöyle ezmeye çalışın da ezilmiyor. Yani o ipli, lifli olan hortumlar. Şimdi o hortumlara da içeri göstereceğim. Şu başlıklardan alınması gerekiyor dostlar. Yani şu hareketi yapabilmek için şöyle yapayım. Bir dakika. Evet, kusura bakmayın. Şunları bir alalım şuradan. Şöyle alalım buradan. Çekelim şunu da. Hortumun girişi yapabilmek için şu hırdavatçılarda satılır. Yaylı sistemdir. Şu şekilde. Şunu önce hortuma geçirsin. Sonra bu hortumu bunun içine geçiriyorsun.
Şunun içine geçiriyorsun. Sonra bu cihazın yanında gelen aparata taktın. Ses duydunuz zaten. Bu kadar basit. Gene çekiyorsunuz. Şuradan çektiniz mi direkt geliyor. Bu buraya takılacak. Yine hortumun yine karşı tarafında da olacak. Bu da musluğa takılacak ama şimdi musluk düz musluk olmayacak. Pasolu musluk olması lazım. Onun videosunu şimdi onu da size göstereceğim bizim musluğu. Onun için de şu şekilde bir aparat almanız gerekiyor. Pasolu musluklar iki tane, bir şu turuncu tarafın girdiği ya da çıkartayım turuncuyu. Bunlar böyle ikili oluyor. Turuncuyu çıkartacaksınız. Siyah taraf daha büyük. Daha büyük olan pasolu musluklar var. Onlara çevirerek girecek ve ona da bu şekilde hop düşürdük. Ona da bu şekilde şu girecek dostlar. De burada musluk olduğunu düşünün. Su o sayede kaçmayacak. Şimdi onları da birazdan montaj yaparken göstereceğim. Eğer bende pasolu musluk yok diyorsanız şundan alacaksınız. Ben bunu kullanmayacağım. Aldım, geri iade edeceğim. Düz musluklar için şu kelepçeyle takacaksınız, sıkacaksınız ama bu çok sağlıklı değil. Patlatabilir. Basınçlı su geldiği için uzun vadede size sorun yaratabilir. Bu da böyle bir şey. Şimdi birazdan test aşamasına geçelim. İşiniz bittikten sonra da bu şekilde gayet ergonomik bir şekilde bunları buraya böyle koyabiliyorsunuz. Bunu buradan çıkartıp çek da gelmiyor. O kadar güzel duruyor ki. Aldınız şu şekilde koydunuz. Yine keza tabancayı da şuradan kelepçeli bu. Şu şekilde oturtabiliyorsunuz. Ben şimdi elle yaparken, tek elle yaparken zor oluyor. Gördüğünüz gibi. Bunu da aldınız buradan. Üstten koydunuz. Bu şekilde ergonomik bir şekilde duruyor. Gördünüz. Normalde satın aldığınızda da bu şekilde kutuda geliyor. Bakabilirsiniz. Nilfix bu arada Danimarka ürünüdür. Danimarka menşeli bir markadır ve kalitelidir. Tüm şurada da görebilirsiniz. Şirketlerde, temizlik arabalarında vesaire de kullanılan markadır. Bilginiz olsun o da. Şimdi gelelim musluk tipine. Gördüğünüz gibi dostlar musluk tipi bu şekilde pasolu. Bu büyük boyu, bir de bunun küçük boyu var. İşte turuncu siyah. Az önce anlattığım konu o. Şimdi o size gösterdiğim siyah başlığı buraya takacağım. Pasolu olduğu için bu daha garanti. Patlama ve atma riski yok. Bunda direkt dişlere çevirip oturtuyorsunuz. Ve kafanız rahat oluyor. O kelepçeyle sıkma olayında kelepçe atabilir, şey yapabilir ama bunda herhangi bir atma söz konusu değil. Güzelce sıktıktan sonra bir sorun yaşamazsınız. Ben yaşamadım ilk denemede. Şimdi size denerken de göreceğiz. Yine sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Yakından da göstereyim. Şimdi burayı hallettik. Şimdi hortum kısmına gelelim. Hortumu da alıyoruz dostlar. Tek hamle. Tek elle çekiyorum. Şu sesi duyacaksınız. O oturdu artık. Buradaki işimiz bitti. Geçelim diğer tarafa. Burada da gene makineye bağlantı yeri olan tarafta da gene sesi duyacaksınız. Burada da işimiz bitti. Şu an su girişleri hazır. Orayla bu tarafı bağladık. Şimdi geçelim. Fişi takalım. Fişimizi de taktıktan sonra cihaz, güç de verdik cihazımıza. Şu an her şey çok iyi. Bağlantılarımızı yapalım. Tabancalarımızı bağlayalım. Evet. Oradaki su verecek hortumu çıkartalım yerinden. Tabancanın alt kısmına. Burada yine tek elle çekiyorum. Yine kusura bakmayın. Yine sesi duyacaksınız. İki elle oldukça kolay, onu söyleyeyim size. Tek elle olunca böyle oluyor. Zor gibi gelmesin. Gayet basit. Gördüğünüz gibi ses duyduk. Şimdi diğer tabancanın bağlantı ekipmanını oturtayım. Bu burada şu gösterdiğim şeyler araya girip
sıkışacak arkadaşlar. Videoda parlamış olabilir. O çıkıntılar o işe yarıyor. Bilginiz olsun. Yine bunu da bastırıyorsunuz. Döndürüyorsunuz. O aradaki yuvaya oturuyor. O kadar basit. Size göstermeye çalışıyorum açılardan. Oldukça basit aslında yapması. O itekleyin. Araya yuvaya oturtun. Bundan sonra basit. Yine aynı şekilde çevirin. Yuvadan çıkartın. O kadar. Kolay kurulumu. Şurada ışıkla da göstermeye çalışayım size. Görüyorsunuz orada bir, bakın sağ tarafta belli oluyor. Şu açıdan göstereyim size. O arada sıkışacak. Bunu da hallettiğimize göre uç kısmını takalım. Ucu da taktık. Şu an her şey hazır. Çektim kabloyu da görüyorsunuz. Kabloda ne kadar uzadığını görüyorsunuz. Çeşmeyi açalım. Suyu da verdik. Şimdi buradan birinci kademeye doğru döndürüyorum. Evet. Taziye başlıyorum dostlar. Üzerindeki o helix'ten var. Şimdi anlarsınız atalımdan zaten. Evet. Bakın gördünüz mü nasıl helix atıyor. İlk başta bir şey ayarlıyor, su alıyor haznesine, birazdan zaten şiddetini verecek. Tetik deneyimizi çektik, tekrar basıyorum. Gördüğünüz gibi helix gayet net bir şekilde belli oluyor videoda. Şimdi ikinci kademesini alalım. Burada gücü biraz daha hissediyorum elimde. Siz de sesten ve görselden anlıyor olabilirsiniz. Gayet iyi bir şekilde atımını gerçekleştiriyor. Araba yıkarken de bu şey işe yarıyor. Gördüğünüz yerdeki taşları atıyor. Üçüncü kademeyi alalım. Videoyu uzattık epey ama yapacak bir şey yok. Detaylı oldu. Bu da üçüncü hali. Gördüğünüz gibi daha da kuvvetli. Daha da iyi. 150 bar ama 150 barı gerçekten yansıtıyor mu onu bilmiyorum. Varsa fikri olan arkadaşlar yazsın. Ucu değiştirdim şimdi. Diğer uca geçelim. Diğer uçta da üçüncü seviyede nasıl atım yapıyor onu göstereyim. Diğer seviyeleri göstermeme gerek yok. Yani fikir edinmiş olursunuz. Bu da diğer düz atan ucun atımı. Gayet güzel. Şampuan içerim. Pahalı bayağı şampuanlar. Şimdi işimiz bitti. Kapatıyoruz buradan, sıfır alıyoruz. Buradaki önemli hususlardan biri de boştayken içindeki suyu kapatmamız lazım. Yani atmamız lazım. Çeşmeyi kapatacağız. Çeşmeyi kapatmamız lazım ki o içindeki tazikli, yani içinde kalan suyu da bitireceğiz. Ondan sonra bu silahını, atım pompasını çıkartmamız lazım. Diğer türlü basınçtan dolayı çıkmıyor. İçindeki basıncı bitirmemiz, azaltmamız lazım dostlar. Su azaldıkça iyice bitiyor böyle, artık tazikten de şu anki durumundan da aşağı geliyor seviyesi. Şimdi onu da göstereceğim. Onu da görün. Artık bakın yavaş yavaş bitmek üzere burada. Bittiğinin anlamı artık diyor ki beni sökebilirsiniz. Şu şekilde olduktan sonra sökebilirsiniz arkadaşlar. İçinde basınç varken sökmeye çalışmayın. O tetikleri çalışmıyor. Şu şimdi size göstereceğim. Şu bunu çıkartamıyorsunuz diğer türlü arkadaşlar basınçtan dolayı. İçinde yine azıcık su kalıyor. Gördüğünüz gibi o suyu boşaltıyor kendi zaten. Şimdi sarınca makarasını. O su orada kendi kendine boşalacak. Bu kadar basit. Gördüğünüz üzere sökme işlemini yaptım. Şimdi musluktan tek hamlede, daha doğrusu önce şeyleri çıkartalım. Tabancaları çıkartalım. Çeviriyorum oradan. İşte tek elle çekip bir elle çıkarmaya çalışınca böyle oluyor. Çift elle çocuk oyuncağı, öyle söyleyeyim size. Koydum yere. Yine döndürdüm el hareketiyle.
kafa nozulunu çıkartıyorum. Sonra tek seferde çıkartırım herhalde. Çıktı. Onu da koydum yere, hatta yerine koydum daha doğrusu. Yine yerine koyduk. Yine bunun da yerine koyduk. Yani hemen topladık orada. Dağınıklık yok. Hemen o da şu gösterdiğimde kabloları, elektrik kablosunu oraya sarıp sıkıştırıyorsunuz. Tek hamleyle de hortumu çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çocuk oyuncağı. Yine musluktan da tek hamleyle çıkartıyorum ve toparlanma işlemimiz bu kadar. Dostlar, videoyu çektim, bitirdim. Tek başıma biraz zor oldu. Elle hani tek iş yapan video çek, GoPro da yanında değildi. Telefonla çektim. Hakkınızı helal edin. Ben ürün hakkındaki fikrim olumlu. Fiyatı da işte dedim 8000 küsür lira işte aldık. Bence başarılı. Yani Karçır'a göre K4 emsali anladı bildiğim kadarıyla. Denemedim onu, bilmiyorum ama fiyat performans olarak gayet kullanışlı. Köpük atma nozulunu da ayarlarsam onu da videosunu çekeceğim. O zaman daha da şahane olacak. Her tarafı bembeyaz köpük gibi yapacağız. Bu videodan da bu kadar. Destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun dostlar.